Türkiye'yi Bitcoin'le tanıştıran yeni neslin destekçisi BTC Türk Meta Talks'u sunar. Herkese merhabalar. Bu haftaki Meta Talk'umuzda çok eğlenceli bir konuya dokunacağız. Hepimizin istisnasız, hepimizin ilgi alanı olan müzik. Metaverse'ün müzik ayağı. Biraz show business, biraz eğlence, yeni teknolojileri, yeni trendleri ilk kucaklayan olur. Bugün işin özellikle eğlence kısmına da bakarken müzik odaklı gireceğiz ve Türkiye'de müzik denince ilk akla gelen isimlerden olan Tolga Akyıldız konuğum. Kendisinin aynı diğer konuklarda olduğu gibi bir özelliği var. Daha önceki dijitalleşme süreçlerinde aynen bu sektörde de yaşamış, müzik analogken dijitale geçişini, onun sancılarını, onun avantajlarını markalar özelinde, sanatçılar özelinde ve endüstri özelinde bizzat görmüş, rehberlik etmiş bir isim. Bugün onunla çok keyifli bir sohbet yapacağız. Metaverse'te ve de daha sonrasında müzik endüstrisi, eğlence sektörü nereye doğru dönüşüyor? Biraz onun üzerinde konuşuyor olacağız. Tekrar hoş geldin Tolga. Hoş bulduk efendim. Teveccühünüz, çok güzel şeyler söylediniz. Olur mu? Olur mu? Ya zaten sen yani hem tecrüben hem de burada müzik mentor şirketinle de bu dönüşümü yakalamak isteyen markalara da bizzat işte mekanlar, markalar ve esas sanatçılara destek oluyorsun. Bugün aslında biz de hazine niteliğinde fikirler, bilgiler veriyor olacaksın. Tekrar teşekkürler davetimi kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Bunları konuşmak benim için de büyük bir ayrıcalık ve fırsat. Süper, süper. Sen zaten bunu günlük hayatında da yapıyorsun. Yani işte yapıyorum. Müzik mentor şirketinle işte mekanlara, kurumlara ve özellikle de bu dönüşümü ta içinde olan sanatçılara destek oluyorsun. Evet. Ama bugün biraz bu dönüşümü konuşurken biraz yaşımız da ortaya çıkacak ama biraz geçmişe gidelim istiyorum. Çünkü şimdi ben de günlük hayatımda içerikle çok uğraşıyorum. İçeriğin dijital kısmıyla çok uğraşıyorum ve artık hepimizin diline yerleşmiş içerik kraldır, content is the king lafı orada bitmiyor aslında. Bir iki nokta üstü koyuyoruz orada. Onun nasıl tüketildiği artık çok önemli. Dünyaca ünlü ve milyarlık markalar içeriği nasıl tüketildiğiyle alakalı. Spotify'lar, YouTube'lar, iTunes'lar, Netflix'ler, bunlar aslında tamamen buna dokunuyor. Biraz bunlara da dokunmak istiyorum bugünkü sohbetimizde. Bu meta ekonomi konuşulurken, metaverse'ün müzikle, eğlenceyle etkileşimi konuşurken neler bize gelecek? Onları konuşmak istiyorum ama istersen biraz tarihe yolculuk yapalım. Sen bu alanda duayensin. Yani analog tam başladı. Eskisin. İşte onun nazik hali. Analogun dijitale geçişinde mutlaka altın değerinde bazı gözlemlerim vardır. Hem müzisyenlerin hem müziğin kendisinin endüstri olarak. Biraz onlardan bahsedersen çok mutlu edersin. Evet, yani o iletişim ben hangi konumdayken başladı? Önce onu kısaca söyleyeyim ki izleyenlerin kafasında bir şey oluşsun. Ben 87 senesinde efsanevi Gençlik ve Müzik dergisi Hey dergisinde bayağı çömez olarak bu işlere başladım. Yani getir götür işleriyle beraber işte dil bildiğim için müzik çevirileri yapan olarak bir adam olarak başladım. Bu bana ne avantaj sağladı? Müzik ekonomisinin Türkiye'de ve dünyada fiziksel, büyük, dev tabir edebileceğimiz müzik şirketlerinin merkezinde olduğu bir yapının o içeriklere para, yani bir nevi para ödeyerek içerik aldığı, o içerikleri kimin sunacağını seçtiği, o içerikleri nasıl tanıtacağına dair tek karar verici olduğu, tamamen patron-işçi ilişkisinde gelişen, yani patronun elini değdirdiği, patronun kral olduğu, içeriğin değil patronun kral olduğu bir dönem aslında. Benim şu andaki öngörüm, bazı yerlerde tekrar düşeceğim, çünkü diğer programlarda da söyledim, bu bir okyanus. Okyanusun daha başındayız yani bileğimize kadar görüyoruz ufukta ne gördüysek. İşte senin gibi alanında duayen insanlar ufuk çizgisiyle ilgili bir takım betimlemeler yapıyor ama hava şartlarına göre ufuk değişebilir. Apayrı bir yere gidebilir. Ama görüntü teknolojisinin ve internetin beraber güçlenmesiyle içeriğin daha canlı, daha immersive tüketilme fırsatı verdiği bir ortam diyorum ben Metaverse'e. Çok doğru. Gözlüklü olanı var, gözlüksüz olanı var. Yani doğru. Biraz bu işte... Ben şunun için söylüyorum. Bence herkes kendi alanıyla ilgili projeksiyon yapmalı, hayal kurmalı. Sonra da hani
kendisi onun bir bileşeni olarak oraya gitmek için mücadele vermeli. Ben bilişsel davranışçı psikoloğum ve önce davranışın geldiğine inanırım. Bütün duygularım ve düşüncelerin davranışa göre insan beyni tarafından aslında bir şekilde oluşturulduğuna inanırım. Yani önce düşünce, duygu, sonra davranış sıralamasına inanmam. Daha doğrusu aralarındaki etkileşime inanırım. Netice itibariyle bu insanlar belirleyecek aslında bu işin nereye gideceğini. Birileri çıkacak, bir şey yapacak, öbürleri gelecek, onu takip edecek. Orada bir alan oluşturacaklar, komüniteler, işte merkeziyetsiz iş. Ben şuna inanıyorum. Bir soru var kafamda. Bugün eski girdiğimiz yere lafa gidiyorum. Eski yapım şirketlerinin major dediğimiz, kimi alternatif yapılar, bağımsız şirketler filan, onların arz ettiği büyük yapı yerini YouTube'a, Spotify'a, Apple Müziğe bıraktı. Onlar onun içinde büyük alan kaplayan oyuncular haline geldiler. Evet. Aslında medium haline geldiler. Onların da kendi mediumları var. Yani sanatçıdan, tarladan başlayan iş arada, kimse alınmasın, bir sürü aracıdan, kabzımaldan geçiyor. Ondan sonra şeye çıkıyor. Kulaklarımıza geliyor. Ha, kulaklarımıza geliyor. Yani daha doğrusu rafa çıkıyor. Yani pazara geliyor yani. Şimdi bildiğimiz anlamda Metaverse'ü biz geçmişte en yoğun nasıl yaşadık? Mesela oyun dünyasında. Aslında o dünyası bir Metaverse. Tabii. Yani baktığın zaman. Yani Metaverse nedir diye sorsalar, ben oyun dünyası derim. Mesela Bored Ape'i duymuşsundur. Evet. Bored Ape peki, yani Universal Music'in, dünyanın bir numaralı müzik şirketi Universal Music'in satın aldığını hakkını ve Metaverse'deki Universal Müzik'te, yani Meta Universal'da Bored Ape'ten oluşturduğu bir 4 kişilik Kingship adlı bir sanal bandı yayınlamaya hazırlandığını, yani internette küçük bir arama yaparsan bulabilirsin. Ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bunu yapıyorlar da, evet iş oraya gidebilir, biz garanti alalım, Bored Ape en bilinen hikaye falan diye. Bak adı da benziyor. Bunu daha önce Gorillaz yaptı abi. Biz hatta hologramını yaptık. Evet. Yani Gorillaz. Evet. Gorillaz bunu yaptı. Şimdi nedir mesele? Evet biz orada yerimizi alalım da. Şimdi bunun bir ötesinde ne söyleyeceksin? Yani sen Universal Music olarak real, yani şu an gerçek dünyadaki varlığını, Universal tamamen simgesel söylüyorum. X bir yapım şirketi. Gerçek dünyadaki varlığını sürdürürken öbür tarafta da böyle bir şey oluyor. Bir tane de orada Universal Music kuralım. Orada da böyle sanal bandlerimiz olsun. Mu mesele? Yoksa bütün iş mi orada geçecek? Mesele. Şimdi ben işin çıkışının ve bütün oyunu değiştirecek meselenin gelirin paylaşımıyla ilgili ve oyuncuların yeniden tanımlanmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Şimdi buradaki mesele nedir? Dijitalde telif meselesi çözüldü gibi gözüküyor bugün. Yani Web2'de işte app'lerin dünyasında. Yani app'ler eskiden öyle app'ler yokken bu başka bir dünyaydı. Tabii. Yani katılımın çok az olduğu. Paylaşım net. Spotify, evet, paylaşımdı. Sanatçı ne alıyor, label ne alıyor, hepsi net. Şimdi karma karışık işler. Yani çok basit müzikle ilgili bir örnek vereyim. Hani bir dava konusu da bu aynı zamanda. Spotify App Store'da yani App Store üzerinden sattığı her uygulamayı da Apple'a para veriyor. Yani uygulamada her sattığı abonelik için Apple'a para veriyor. Apple aynı zamanda Apple Müzik üzerinden rakibi. Evet. Şimdi hani böyle baktığın zaman tam bunlara çözümler bulunur bulunmasında da yani app aslında merkeziyetin Allah'ı. Yani biz hani bir merkeziyetsiz bir gelecekten bahsediyoruz ya, merkeziyetsiz ekonomi, metaverse dediğin şey bu. En azından kurduğumuz hayal bu. Evet, yani onun oturduğu tarla o aslında, o merkeziyetsiz. Evet. Ben mesela ütopik dijital sosyalist bir kafa olduğunu düşünüyorum yani. Çok böyle. Çok güzel kelimeleri bir arada söyleyeyim. Evet, ütopik dijital sosyalist. Yani yani burada şu anlamda söylemiyorum. Yani emek yeniden tanımlanacak, işte ay evden çalıştık, daha çok emek sömürüsüne açık hale geldik filan gibi. Yani analog sosyalist düşüncenin, eski sosyalist düşüncenin paradigmalarıyla algılanabilecek bir şey değil. Bence geleceğin sosyalizmi böyle bir şey olacak, bana soracak olursan. Yani eski sosyalizmi alıp
Aynen. Hani biz bunu dijitale nasıl uyarlarız gibi bir hiçbir şey için, hiçbir doktrin için şansımız olmadığı gibi. Onun içindeki ilişkiler, ilişki ağlarıyla, oyuncularla, biçimlerle şekil alacak yeni paradigma. Dolayısıyla hani burada anlatılan hikaye bana sosyalizme en yakın şey gibi geliyor. Yani Metaverse için, Metaverse'ün hedefi olarak merkeziyetsiz denilen kısım. İki de büyük risk görüyorum genelinde. Bir tanesi o merkeziyetsizlik. Mesela hani biz Metaverse'ün ne zaman daha çok ciddiye alır olduk? Zuckerberg çıkıp Facebook'un adını Meta yapınca. Birçok insanın kafasında hani Metaverse eşittir hani Zuckerberg'in icat ettiği bir şey zannediyorlar. Yani adam bir şey buldu, bir fikir buldu, bir ortaya attı, herkes birden bunu benimsedi, Facebook'u da ona çevirecek diye düşünüyorlar. Ama bence Metaverse Zuckerberg'in hayal ettiği gibi bir yer olamaz. Çünkü merkeziyetin kralı yani sen onu satın aldığın zaman. Senin Metaverse'ün merkeziyeti temsil ediyor yani. Sen Facebook'sun, Instagram'sın, WhatsApp'sın. Sen app'sin, sen eskisin yani. Yani sen merkeziyetin göbeğinden çıkıp nasıl Metaverse'ü kendi haline bırakmayı umuyorsun? Beni müzikte profesyonelliğe taşıyan arkamdaki bu harika ekip. Profesyonelce kripto para satın almamı sağlayansa BTC Türk Pro. Siz de BTC Türk Pro'yu indirin, profesyonelce kripto para alıp satmaya başlayın. BTC Türk Pro'da. Türkiye'yi Bitcoin'le tanıştıran yeni neslin destekçisi BTC Türk MetaTalks devam ediyor. Şimdi demin güzel bir şey söyledin kendini anlatırken. Ben önce davran yani eğitimin, davranışa önce inanıyorum. Evet, evet. Eğitimin sebebiyle de davranışa öncelik veriyorum dedim. Ben bazı notlar aldım demin sen anlatırken. Mesela müzik sahiplikti. Bir itibardı belki. Hı hı. Arkadaş çevreleri içerisinde. Bir sosyal gruptu. Evet. Bir mekandı. Belli mekanlarda belli müzikler, bazı evlerde tarzı. Bir yaşam tarzıydı. Sonra aslında bunların hepsi gitti. Hı hı. Bunlar biraz daha nişte kaldı. Bunu hala aynı yaşayanlar biraz daha koleksiyoner modeline doğru evrildiler. Biraz daha cebimizde taşıdığımız, her müziği her modda dinleyebildiğimiz, hı hı. Müziğin de ilk çıkış ruhuna biraz aykırı bir noktaya geldik. Ama diyecektim, konudan konuya atladık. Aslında yeniden Metaverse'de o ilk döneme döneceğiz. Tam onu diyecektim. Ben de yine tamam. Ben tekrar elini sıkmak istemiyorum ama biraz yeni bir davranış değişikliğine gideceğiz galiba. Çünkü Metaverse evet. Bize şunu da verecek. Her ne kadar istemesek de bir takım eski modellerin dönüşümüyle Facebook'ların, Google'ların, Microsoft'ların, hı-hı. Apple'ların şeyine gireceğiz. Metaların dünyalarına gireceğiz. Bu dünyalar arasında bazı protokollerle geçişler yapabileceğiz. Bunların içerisinde belki yeni alt kültürlerin parçaları olacağız. Ve bunda da evrensel olarak en kolayı spor ve müzik. Aynen. Ve bu bakımdan da bence Metaverse'ün topluma penetrasyonunda, hızlı adaptasyonunda çok önemli etkisi olacak. Burada demin güzel bir şey daha söyledin. Yapay zekaların yarattığı müzikler mi olacak sadece? Yoksa gerçek hayattaki insanların dijital kimliklerinin gözükeceği haller mi olacak? Belki ikisi de olacak. Belki sınıflandırmamamız bile gerekiyor. Belki tüketici ne aynen. istiyorsa o olacak. Evet. İşte Japonya'da bir Miku diye bir işte konser sanatçısı var. Hologramı var. Kendisi yok. Hı hı. Birinci versiyonunda analogtu. Yapılan şey direkt yansıtılıyordu. İkinci versiyonunda bir yapay zeka mekandaki insanların modları, zıplamaları, yüz ifadelerine göre şarkı sıralamasını ve dans eden karakterin hı hı. Koreografisini değiştirmeye başladı anlık. Hı hı. Bayağı gerçek bir sanatçının aslında evet. yaptığı gibi. Mikrofonu tutması gibi gerçek bir sanatçının. Ve bunu fiziki bir ortamda yapıyordu. Şimdi Metaverse bunu da verecek. Bir yandan şimdi ben dinleyici tarafını, sen işin profesyonelsin, dinleyici tarafını düşünüyorum. Bir demokrasi getirecek. Eskiden çok daha zor ulaşıyorduk beğendiğimiz şarkıcılara. Hı hı. Ben hatırlıyorum. Senelerce YouTube'un gelmesini bekledim. Türkiye'ye en yakın Selanik'e yaklaşmıştı. Acaba bilgisayarı satıp gitsem mi diye ayın planlarım vardı. Sonra geldi. Yani kanıksamaya başladık insanlara ulaşmayı. Hı hı. Çünkü dijital arttı. İşte stream videosunu izliyoruz. Güzel bir müzik sistemimiz varsa içine giriyoruz. Belki Metaverse'de
İşin oyunlaşması da yine oyun, yani notlara bakıyorum söylediklerinden. Oyunlaşma kısmı var. Ben işte Star Wars meraklısıyım. Olanları da bulaştırdım. Bir önceki Star Wars'un Fortnite'ta bir event oldu, lansmanı oldu. Yönetmen bir Star Wars sahnesinin içinde, Fortnite'ın içerisinde yaratılmış. Girdi. Gemiden indi. J.J. Abrams. Soru cevap yaptı seçilmiş insanlarla. Bir takım özel klipleri gösterdi. Milyonlarca insan. Biz de oturduk böyle. Evet. Bağlandık, izledik. Şimdi bu çok değişik. Immersive illaki odanın içinde olmasına gerekmiyor. Biz o televizyondan baktık. Çok değişik bir bağ yaratıyor. Belki de yeni bir davranış da yaratacak. Bu öngördüğüm bir davranış var mı? Şimdi bu ekonomiye bağlayacağım. Çünkü bir önceki dönüşümde yine tüketici olarak bakıyorum. Bu koca koca müzik dinleme cihazlarından, çok büyük konserve mekanlarından daha küçük, daha yaratıcı, daha cebimize sığacak, daha hemen ulaşabilirlik gibi davranışlar bizim için önemli oldu. Bu meta dünyada, yeni dünyada, 3 sene 5 sene yarın, Covid'in etkisiyle belki hala hazırda. Öngördüğün bazı tüketici davranışları var mı? Müzik tüketici davranışları var mı? Şöyle cevap vereyim ben sana, müsaade edersen. Tabii, estağfurullah yani. Şöyle, hani analog demeyelim de, analog denince hani sese dair bir şey de algılanıyor müzik içinde. Geleneksel dönemde bu ilişki nasıldı onu söyledik ya, dedik işte patronlar ve çalışan müzisyenler, o patrona bağlı. Patronun parasıyla şöhret olan veyahut da paraya kavuşan ama asla kendi emeğinin ölçülerek onun karşılığında bir şeyin ona ödendiği bir sistem değildi. Müzisyen için söylüyorum. Yani sen aslında etinle, sütünle yapımcıya aitsin. O sana, sen kaç tane CD sattın, kaç tane kaset sattın? Kaç konser verdin? Konserler biraz daha farklı. Tamam. 360 derece değildi. Yani yapımcı sadece satışla ilgilenir gibiydi ama bazıları bağlayıcı konser anlaşmaları da imzalıyordu. Ama o detaylara girmeye gerek yok. Yani şu önemli, ben kaç sattığım üzerinden para kazanmıyorum. Yapımcı bana bir para ödüyor. O ödediği para işte bir son model bir araba alıyor. İşte ne bileyim bir yaşam standardı, evin anahtarını veriyor. Böyle ben kendimi birdenbire işte kameraların karşısında iyi bir evde oturan, iyi bir arabada oturan. Yani bu müziğin karşılığı buydu. En şöhretlisinden en yeni çıkmasına işte belirli bir seviyeye işte bir İbrahim Tatlıses olana kadar filan geçen sürede herkesin hakkı yenmiştir. Yani o yılları, 80'leri söylüyorum. Mesela bir iki örnek vereceğim. Bir grup Vitamin yapımcısını o zamanın tabiriyle multimilyoner etmiştir. 5 kuruş kazanmamışlardır. İkincisi Kartel. Kartel'in bugün dağılmış olmasının temel sebebi Kartel'in, ki yani Almanya'dan geliyorlar, orada telifin göbeğinden geliyorlar. Ya burada çocukların sırtından para kazanmayan kalmadı. Sor. Hepsi hayatta. 1 lira kazanamadılar yani bu işten. Şimdi bu dengeler değişti, bu ekonomik dengeler değişti dijitalle beraber. Yani o işin korsan boyutu, Napster, o su, bu su, yani işte davalar, onlar, bunlar. Her şey dönüşmeden önce bir korsanlaşıyor zaten bu hayatta. Ama yani mecburiyetten. Önce bir girişim yapıyor, kuralı bozuyor, sonra pardon diyor. Devlet o pardona, yani yeterli bir ekonomi kapsıyorsa o pardon etrafına, evet, bir kanun oluşturuyor. Aynen ve öyle. Ve devam ediyoruz. Yani nerede istisnasız gelişme, bu biraz kara kuzuluklu oluyor. Biraz işte girişimcilik diyorum sana. Film, Metaverse'ü iki boyut. Yani hep sanki tek boyut gibi konuşuyoruz. Merkezine içerik koyarak ama bence üretim ilişkisi, yani telif ilişkisi, o çok kullanılan merkeziyetsizlik durumu, hani o ta, hani onun yansıması müzik sektöründe ne olacak? Gerçekten bir merkeziyetsizlik söz konusu olabilecek mi Metaverse dünyasında müzik için? Bu ayrı bir konu. Yani üretim ilişkileri, yani üretim tüketim ilişkisi ayrı bir konu. Show apayrı bir konu. Yani gelenekselde bunların iç içe geçmişliğiyle Metaverse'deki iç içe geçmişliği bence aynı olmayacak. Elbette bir bütünün parçaları olacaklar. Ama gelenekselle aynı şekilde gelişmeyecek orada. Çünkü şöyle, bak şurada çok analog bir örnek vereyim. Bugün alternatif müzik dediğimiz Spotify'ın en çok dinlenen genç sanatçılarına baktığımız zaman bunların ağırlıklı olarak, özellikle bu tabirleri kullanarak söyleyeceğim, Kadıköy moda komünitesi olduğunu görüyorum. Kadıköy moda komünitesine girenler birbirleriyle etkileşim içine girerek o komünitenin takipçilerinin
ilgi alanına girdikleri için algoritmanın da ilgi alanına giriyorlar. Yani bahsettiğim app'ler dünyasındaki Spotify'ların falan ilgi alanına giriyorlar ve Kadıköy Moda eski tabiriyle camiasına girmek, yeni tabiriyle komünitesine girmek aslında bir kapı açıyor. Yani falanca yapımcının gözüne girme meselesi aslında çoktan dijital dünyada, ikinci aşamada, metaverse öncesi aşamada bir komüniteye dahil olma meselesi de geldi. Eskiden Prestij ailesi vardı, hatırlar mısın? Evet. O da o döneminin komünitesi işte. Yani Mahsun'un varlığı, Özcan'a, Özcan'ın varlığı, Alişan'ın, Alişan'ın varlığı. Beraber tatil yaparlar. Ama işte aslında orada birbirlerinin gücünden faydalanıyorlardı. Tabii medya gücü, etkileşimi. Hatırlar mısın? Akıllı bina, bak geleceği görüyormuş Topaloğlu ailesi. Allah rahmet eylesin, Rimi Topaloğlu. Akıllı bina yaptı. Evet, tırnak içinde görgüsüzlüğün sembolü gibi dalga geçtiler. Ama adam bir vizyon sunmuş. Yani ben bir komünite oluşturdum. Hepsi birbirinden besleniyor. O kadar akıllıyım ki akıllı bina yaptım. Akıllı binası. Hiç unutmuyoruz yani. Akıllı binası neydi acaba? Işık kendi kendine açılıyordu. Öyle bir şeydi herhalde. Yani akıllı bina bir sonraki projeyi belirlemiyordu herhalde o akıllı bina. Yani Mahsun'dan sonra bunu çıkart filan. Öyle bir şey değildi. Ama baktığında bu komünite meselesi form değiştirerek Metaverse'de merkeze oturacak gibi gözüküyor. Şimdi neden Kadıköy örneğini verdi? Bugün gerçekten algoritmanın beğeni alanına girmek için, yani algoritmanın istediği bir şey öğretmek için aslında algoritmanın daha önce tuttuğu, algoritmayı besleyen, algoritmanın da geri beslemesini alan o isimleri kendi komüniteleri içinde, aslında bunu dinleyenler bunu da dinledilerini seçiyorlar o camianın içine alarak. İşte gidiyor ne yapıyor? Bir featuringle bağı kuruyor veya bir düetle bağı kuruyor dinletmek için. Onu dinleyenler o yeni isim yani şeye çıkıyor, görücüye çıkıyor o featuring'le. Evet. O görücüden bu iyiymiş, oluyor, yani diğerlerini de dinleyelim mi falan gibi algoritma diyor ki ulan bu birdenbire fırladı. Onu dikkate almaya başlıyor. Sonra zaten onu dinleyenler, o featuring'i dinleyenler de öbürünü dinlediği için. Yani onun ikisinin birden, sistem buna müsaade ediyor. İkisinin birden profilinde yeni şarkı olarak gözüküyor. Kimin şarkısı olursa olsun. Haklar da öyle pay ediliyor. Yüzdeleri farklıdır. Hı hı. Ama o sistem değilse onun albümüne ben konuk oldum değil artık. Yani birinin şarkısına konuk olduğunda hem onun network'ünden, komünitesinden faydalanıyorsun hem de o seninkinden faydalanıyor. Yani bu etkileşimin tanımı da değişti. Bunu da altını çizmek lazım. Bunu nereye bağlayacağım? Şimdi bu komüniteler Metaverse'de en önemli şey değil mi? Tabii. Yani bu community liderları bugün aslında tek teknolojik liderler gibi gözüküyor. Ama bence gelecekte onlar teknoloji tarafından, yani o teknolojiyi sağlayan insanlar gibi gözüküyor. Yani Discord'un içindeki X grubun başındaki lider kişi birazcık daha hani farklı yönlen. Artık onlar da değişecek. Yani gerçekten sen, ben, herkes, bizden de daha az bu işi bilen insanlar da o komünitelerin başında olacaklar. Henüz bizim gibi adamlar o komünitelerin başında değil, içerikçiler değil. Daha teknik tarafına yakın. Gelişmeleri takip eden insanlar görüyorum yani neler konuşulduğu da şöyle. Kim ne yapmış abi? Biz bunu nasıl yapabiliriz? Bunu nasıl mintleyebiliriz? İşte abi işte şey gördünüz mü? Ses dosyasını nasıl mintliyorlar falan. İşte falanca yapmış, link atıyorum sana falan. Bu noktadayız yani. Türkiye'yi Bitcoin'le tanıştıran yeni neslin destekçisi BTC Türk MetaTalks'u sundu.